Akif Beki Hüdapar mevzusu ne iştir? CHP'nin İYİ Parti'ye desteği ittifak cephesini ayağa kaldırdı. Karşılıklı zehir zembere katışıyorlar ama iki tarafta kendi derdinde. Hüdapar'ın başına gelenle ilgilenen yok. AK Parti MHP sözcülerinin öfkesi iki gündür dinmiyor. Ne CHP'nin gülünç ve eblehçe bir siyaset mühendisliğine soyunduğunu söylemedikleri kaldı ne kirli transfer pazarlığının son örneği diye 70'lerin güneş motel skandalına benzetmedikleri Hile ve hülleye, ahlaksızca ayak oyunlarına abidik gubidik yöntemlere başvurmakla siyaseti çürütmekle suçluyorlar. Muhatapların da ağzı boş durmuyor, alttan aldıkları yok. İlk siz başlattınız, demokratik yarışa kumpas kurdunuz, hesaplarınızı bozduğu için CHP'ye kızıyorsunuz ama daha çok köpüreceksiniz, elimiz armut toplamıyor diyen karşı ataklar peş peşe geliyor. 15 CHP milletvekili göğüslerini gere gere parti değiştirip saflarına katılmasa, iyi Parti seçimlere sokulacak mıydı yoksa gerçekten de YSK engeliyle mi? karşılaşacaktı. İlkesizlik nerede? Siyaset mühendisliğine önce kim soyundu, hesaplaşması mahşere kalmayacak. Milletin kanaat notuyla sandıkta çözülecek. Fakat o arada Hüdapar'ın YSK'dan gördüğü kırmızı kart güme gitti. İyi Parti'nin akıbeti kadar merak çekmedi. Saadet lideri Karamolluoğlu, Hüdapar lideri Yapıcıoğlu ile dün görüşmese neredeyse hiç yankı uyandırmayacaktı. Oysa 2014'te yerel seçimlere girme hakkı elde eden, yeterlilik şartlarını karşılayan en son Ocak ayında açıklanmış YSK listesinde de kendine yer bulan Hüdapar, sessiz sedasız yarış dışı bırakıldı. Hüdaparlılar hançere parlatmıyor değiller ama İsyanları sesi daha güçlü çıkanların kopardığı gürültüye kurban gidiyor. Kavga demokrasi ve ilkeli siyaset kavgası ise kendine demokrat olmama iddiasıyla çelişen bir fırsatçılık ve kural tanımayan bir siyasi çıkarcılık örneği olmaz mı? HDP'ye alternatif dindar Kürt seçmeninin siyasi tercihlerine hitap eden bir parti hüda yapar. Diskalifiye edilmesi en çok kime yarar? Hüdapar seçeneğinin elenmesinden kim kazançlı çıkar, oylarını almaya en yakın hangi parti duruyor sorusu şöyle dursun, eli sağlamken yeterlilik şartlarını karşılayıp karşılamadığı üzerinde hiç şüphe yokken ekarte edilmesi bir demokratik meşruiyet sorunu değil mi? Hüdaparlılar da tabiatıyla verip veriştiriyor, siyaset mühendisliğiymiş, hileyle hülleyle kirli ayak oyunlarıymış, demokrasiye ihanetmiş, büyük rezillikmiş, görülmedik çürümeymiş, ilk kim başlattı diye. Değer mi, götürüsü getirisinden kat be kat fazla olmaz mı, astarı yüzünden pahalıya gelmez mi soruları da cabası. Bir partinin aksız yere diskalifiye edildiği şahibesinin siyasete düşüreceği gölge, pragmatizmin kendine yontmak gargaralarından o kadar kolay öğütüleceğe benzemiyor. Hüda parlılarının sesi bu kızılca kıyamette boğuntuya gelse bile unutulmaz, tabanında mağduriyet duygusu yaşatır. Umalım da itirazları YSK'da duyulup dikkate alınsın ve varsa bir kurallarla oynama yanlışlığı bundan dönülsün. Akif Beki Karar